Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Ve sallallahu ve barak ala nebine Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Rabbi şirah li sadri ve yessir li emri ve ahlul ugdeten min lisani yefkahu kavli emma ba'du. Es'elullah l'ikhlas ve tevfik ve kabul ve sedat emma ba'du. Allah Nebisi sallallahu aleyhi ve sellem bir gün Elhâkumut Tekâthur suresini okuyordu. Et-Tekâthur suresi. Hadisi rivayet eden sahabiyün celil Ebu Hureyre radıyallahu anh. Akhrecehu Muslim fi sahih hadis, İmam Müslim'in sahih eserinde gelmektedir. Buyurur ki sahabiyün celil, Ebu Hureyre de başkasına rivayettir bu hadisi. Deyir ki yanına bir sahabe girdi ve gördü ki Allah Nebisi sallallahu aleyhi ve sellem Bismillahirrahmanirrahim Elhâkumut tekâthur okuyor. Mal dövlet, şan şöhret, yani dünya malı toplamak, övünmek, ardıca düşmek sizi o kadar meşgul etti ki ta ki öldünüz ve kabirlerde, berzah dünyasında ahireti gözlemek için ziyarete indiniz. Elhâkumut tekâthur hattâ zurtumul mekâbir. Burada ziyaret, ta ki kabirleri ziyaret ettiniz. En sahih tefsir nedir? Yani özünüz öldünüz ve kabirin içinde, berzah dünyasında ezzair, ahireti gözleyen, ziyaret edenlere çevrildiniz. Bu neyi gösterir? Gösterir ki, birinci, el-melâhide, deistler ve ateistler ve onların timsalında olanların dediği bu söz batildi. Filankes günleri son menzile yola salındı. Bu sözü biz eşitledik Sovyet İttifakı'nda. Bu söz yani melahide, Allah'a ve ahirete iman etmeyenlerin sözüdür. Kabir son menzil değil. Elhâkumut tekâthur. Tekâthur suresinde kabir gözleme yeridir. Kabir gözleme yeridir. Kabir dünya ile ahiret arasında bir dayanacaktır. Barzah. Barzahın zaten lügat-ı mealından da biri ikisinin arasını ayıran. İkisi arasında bir gözleme yeri. Hatta zurtumul mekabir, ta ki siz kabirleri ziyaret edenlere çevrildiniz. Burada kabirleri ziyaret eden ölen insan özü kastedilir. Ölmekle kabire düşür ve kabirde onun kalma müddeti ezzair, ziyaret edenin misalına benziyor. Çünkü orada o ahireti gözlüyor. Son menzil iyazın billah inkâne kafiran, kafir bendedirse son menzil cehennemdir. Ebedel ebed, Allah korusun. Ve inkâne mu'minen, eğer mümindirse son menzil el cenne. Ona göre sahabeden soruşurlar ki ve metel rahatu, yani rahatlık ne zaman olacak? Deyir, sağ ayağını cennetin kapısından içeri salandan sonra rahatlık başlayacak. Ona kimi sen rahat değilsin. Ona kimi sen hem de narahatsan, heyecanlısan, endişelisen, bilmirsen ki senin halin ne olacak. Hatta zurtumul mekabir. Ve subhanallah, sureye bakın. Elhâkumut tekâthur, dünya mal devleti yığmak, saymak, peşine düşmek, onu toplamak, onun çokluğuyla övünmek sizi o kadar meşgul eledi. Ta ki nedir? Hatta zurtumul mekabir. Ta ki siz kabirleri nenedi ziyaret ediniz. Kelle sevfe te'alamun. Amma hayır. Amma hayır. Böyle olmaz. Siz sonra bileceksiniz. Kelle sevfe te'lemun amma hayr, siz sonra mütlak bileceksiniz. Neyi bilecek ya Rab? Kelle lev te'lemun ilmel yakin, siz yakin olarak bileceksiniz ve bunu yakin elimle derk edeceksiniz. Artık yani onu hakikaten göreceksiniz. Size vaat edileni göreceksiniz. Ve sonra Allah Nebisi sallallahu aleyhi ve sellem bu ayetleri okuya okuya böyle bir hadis söylüyor Rabbinden. Buyurur ki aleyhissalatü vesselam, يَقُولُ الْعَبْدُ مَالِي مَالِي مَالِي
bende söyler. Benim malım, dövlətim, servetim. Mali, mali, mali. Bunu bilsiz hansı bende söyler? Ahireti unutmuş. Bunu hansı bende söyler? Dünya malı, çoxluğu ona o kadar galip gelmiş ki, Rabbini unutturmuş. Ve elə zanneder ki, onun çox malı ona ebedilik ya da ömrünü uzatacak ya da ki nedir? Onu kurtaracak nedense. Buyuruyor aleyhissalatü vesselam, يَقُولُ الْعَبْدُ مَالِي مَالِي. Bende diyer ki, benim malım, dövlətim, servetim, mali, mali, mali. Halbuki həqiqətdə onun malı deyil. Həqiqətdə onun malı deyil. Həqiqi mülk sahibi kimdir? Tebârakellezî biyedihil mülk. Mülk elinde olan hak mülk sahibi Malikul mülk. Allah subhanahu teala. Kimdir hak mülk sahibi? Malikul muluk. Padişahların sahibi. Melik. Şahenşah. Melik. Padişah. Malik. Uzatmayla fikir ediniz. Sahip. Hem dünyada hem ahirette. Maliki yevmiddin. Hesap gününün, sorusal gününün sahibi. Maliki yevmiddin. Varış ve kanun rivayetinde din gününün padişahı. Hem sahibi hem padişahı. Malikul emlak. Allah subhanahu teala sıfatlarından namısı. Malik, melik, melik, melikil mulk, melikil mulk, malikul emlak. Subhanahu teala. Bu mülk var idi. Yaratılandan sonra var idi. Sual verim. 100 yıl bundan kabah sen haradaydın? Yok idin. Mülk var idi. Ama sen yok idin. O mülk başkalarındaydı. Razısız. Sende değildi. İndi 100 yıl bundan kabahki insanlar haradadı. Artık yoktular. Haradadılar. İntizar mezarında. Berzakta. Onların mülkü haradadı indi. Sende. Sual verim. 100 yıldan sonra sen harada olacaksan? Barzakta. Mülk yende var. O mülk hareket edecek. Vereselerin, vereselerin, vereselerini belki de. Düzdü mü? Hegigi mülkün hak sahibi bilindi. Malikul mülk. Subhanahu teala. Ona göre insanın var devleti arttıkça, serveti arttıkça şeytan onu aldatır. İnsan kah güman eyler ki ebedi kalacak. Ya mülkü kalacak ebedi. Ya da ki ölümü ve ahireti ve kocalığı ve tükenmeyi unutur. Mal onu aldadır. Halbuki subhanallah bu mal onun değil. Bu mal onun değil. İndi hadise bakın. Yekulul abdu mali mali. Bende diyer ki benim malım, benim servetim, benim devletim. Ve sonra Allah subhanahu teala cevabında ne diyor ona? Peygamberimizin sallallahu aleyhi ve sellem sözleriyle. فَهَلَّكَ مِنْ مَالِكِ اِلَّا مَا اَكَلْتَ وَاَفْنَيْتِ Meğer sen hakikatte malın üç şeyden biri değil mi? اِلَّا مِنْ فَلَثْ O şey ki sen yediğin telef ettin. Fena oldu, gitti. Tamam. فَهَلْ مِنْ مَالِكِ اِلَّا مَا اَكَلْتَ وَاَفْنَيْتِ اَوْ لَبِسْتَهْ فَأَبْلَيْتِ Ya da senin malın üç şeyden ikincisi Ne ki sen giyindin, nimdaş ettin, ha, çırdın, yırttın, tükendi, zibilliğe tulladın. Öyle değil. اَوْ اَنْفَقَتَهُ فَأَبْقَيْتِ Ya da senin malın üç şeyden üçüncüsü, ne ki sen harcladın ve onu sakladın. Sana kalan hansı oldu? Sakladın. Yediğin sana kalmadı. Bakma ki o da senindi. Yedilerin içtiğiyle hamza getti. Öyle değil mi? Bak. Malın həqiqəti buradadır insanda. Geyindiklərin de sənə qalmadı. Neynədin? Nimdaş elədin. Zay oldu. Hamısı çürüdü, getdi ziblikdə. Bu da sənə qalmadı. Sənə qalan nədir? Əv ənfəqtəhu fəəbqeyt. Neyi ki sən xərclədin və özünə saxladın. Sənə qalan budur. Üç dənə rivayətlə gəlib. Əv ənfəqtəhu fəəmzayt. Neyi ki sən xərclədin və o davam elədi sənin üçün. Yani bu dünyadan sen malın birbaşa ahirete getdi. Yani sen mal sana şirindi de, mal azizdi. Faktı. Faktı. Allah subhanahu teala bunu bizde ispat edir ki siz malı çok seversiz. Ve tuhibbun el mala hubben cemme. Mal nece seversiz, büyük bir eşkinin seversiniz. Faktı da bu. Rabbimiz bizi böyle tanır.
bizi bile vesverirsiniz, mal seversiniz. Mal sevimlidir. Çünkü malla senin gümanında her şey eleme mümkündür. İstediğin melezzete, lezzete, hezze çatmak mümkündür. Mal vasıtasıyla. Adeten böyle insanda. Bu sebeple mal size sevdirilmiştir, değil mi? Bak gör, bu malda Adem evladına üç şeyden biridir. Senin malın ey Adem oğlu, evladı. Meğer o şeyler değil mi ki? Ne ki sen yedin, fena ettin. Fena oldu gitti. Ne ki sen giyindin, nimdaş oldu. O da gitti. Ne ki sen harcladın, o kaldı. Fe emzayt diğer rivayette, o devam oldu. Diğer rivayette, üç tane rivayet geldi, üçü de yeni manadadır. Ve sana kalan o oldu. Neticede, eğer bu mal sana azizdirse, o mal onsuz da gelir. Bu hesablar ve rəqəmlər artır, azalır. Dünən 10.000'in sahibiydin, bugün 1.000 matın yoktu senin. Yoksa öyle değil. Dövrana göre, böhrana göre rəqəmlər değişir. İsteyerdin 10.000 mal, 10.000 seninle olsun. İsteseydi Allah ve sen müvaffaq eləsəydi, o 10.000 seninle kalacaktı. Bizden hara kalacaktı? Bilsen hara kalacaktı? Sen o 10.000 olanı eğer Allah yolunda xərcləsəydin, 10.000'in hamısı birbaşa ahirete kalacaktı. Sana kalan buydu. Xərcləmənin de yolları budur, kardeşler. Yoxdur belə bir şart ki, hamısının insanlara payla geçsin. Yox. وَيَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ قُولِ الْعَفُوا Ve senden soruşurlar ki, ne kadar xərcləyək? Neden xərcləyək? Allah yolunda ne kadar çıxardaq? De ki, ne qallıq qaldı o? Bəzi insanlarda tersine de. Uşağı ayakkabısızdı. Nevesi corapsızdı, paçkana açır paylayır. İnsanda tersinədir. Halbuki hadis şerifine gelir ve senin en xeyli xərclədiyin sədəqə, ailənə xərclədiyin sədəqədir. Hatta bir hadiste ve hayat yoldaşının dudağlarına kaldırdığın lohma senin xərclədiyin en xeyli nəfəqədir. Yarhamukallah öyle deyin. Fikir verdiniz. Yani mal bu üç şeyden biridir. فَهَلْ مِنْ مَالِكِ إِلَّا مَا أَكَلْتَهُ فَأَثْنَيْتَ اَوْ لَبِسْتَهُ Ne ki maldan sen yani yedin, fena oldu, ne ki giyindin, imdaş oldu, ne ki Allah yolunda xərclədi. Ona göre xərcləyəndə kardeşler çalışın, eve infak edəndə birinci ataya, anaya, həyat yoldaş uşaqlarına niyetli olun. Niyetli olanda o xərclədiyin sənə sancı vermeyecek, ağrı vermeyecek. Həz verəcək. Hiss eləyəcəksən ki, sənin malın doğrudan da əbədiləşir. Onlar Allah yolunda xərcləndiyinə görə buradan silinsə də ora yazılır. Və bu nimet möminlərə xasdır. Belə olmadığı halda nəticə nə olur? Nəticə olur ki, sən təsəvvürlə, yəni sən günləri nə qədər malın danca qaçsan da, mal səndən qaçacaq. Mal, yenə deyirəm, 100 il bundan qabaq başqasındaydı. Günləri sənə elə gəlir ki, o səndədir. Səndə də deyil, vəfalı deyil. Gəlir səndən başqasına qaçar. 100 ildən sonra sən harada olacaqsan? Bəs malın kimdə olacaq? İndi hədisin də ona baxın. Deyir ki, فَهَلَّكَ مِنْ مَلِكِ إِلَّا مَا أَكَلْتَهُ فَأَثْنَيْتْ اَوْ لَبِسْتَهُ فَأَبْلَيْتْ اَوْ أَنْفَقْتَهُ فَأَمْضَيْتْ Və sonra hədisin sonunda deyir ki, və insanın malı ona qalmaz. Tükənər gedər ya da vərəsələrinə qalar. İnsanın malı ona qalmaz. Tükənib gedər və kullun zəhibun və hamısı axırdan olub mal gedir ya da vərəsələri çatır. Bax, fərz edin ki, bir insanın bir dənə uydurma rəqəm götürək 18-19 milyard pulu var. Hə? Allah eləməsin də, Allah göstərməsin, heç birimizə biri bir bəla verməsin də. Desə o məbləğ səndə var. Sənə elə gəlir ki, məli, məli, məli. Fəxr edirsən. Ha? Yaxtada, dənizin ortasında, 7 ulduzlu oteldə, hələ bu salamat misal gətirir ki, biz günahdan uzaq, iman etmiş, nə deyir? Məli, məli, sinəsən döyür. Məli, məli, məli. Yəni, mənim malım, mənim sərvətim, mənim dövlətim, nə qədər çox elə-elə. Və sonra zəng gəlir ki, bəs gəlin, Allah rəhmət eləsin, Kişini gətirmişik. Nə oldu belə? Diyanda ürəyi öldü. O 19 milyarddan sənə çatın neydi? Nə yedin? Çatmadı. Fəəfnəyit. Zay oldu getdi. Nə yedin, içdin? Fəəfnəyit. Fən oldu.
Neyi giyindin? Nimdaş oldu, zay oldu, zibilliye. Fe ebleyt. Neyi harcladınsa, bak o boyda 19 milyardtan bir tane oldu seninki. Neyi harcladınsa? Anana, atana, ailene, uşaklarına, yoksullara. Ve miskin, keşke senin niyetin yaşıklaydı. Ve görürsen ki, hemen insan o malın, yani 19 milyar büyük meblağdı da, bekim 19 esir de yaşasa kurtarabilmez onu, tek başına harcılasa. Çok büyük meblağdı. Halbuki subhanallah, o pulla yetimi yesiri doyuzdursaydı, yetimin başını hoş etseydi, hansı bir yoksul sevindirseydi, fe amdayt, ve o devam edecek, o mal senin için devam edir. Buradan oraya geçer ahirete. Fe abqayt, bak senin sakladığın odur. İndi tesevvüle insan ölüb, kefenliblər, bizim adetle halçanın içine büküblər, tabutun içine bir təyər sıxıblar, getiblər, qoyublar oraya. Onun malından ona ne kaldı? Ne ki xərcləmişdi vaxtıyken Allah yolunda, ne ki xalis idi. Minnet etmeden, əziyet etmeden, başa qalxmadan, ne ki səmimiydi Allah'la özü arasında, ona qalan da odur. Ona apardı. Qalan o məbləğ var ya, 19 milyard. İllüziyadır. Onun değil. Məlikül mülkündür, Subhanahu Teala. Necə vermişdi, elə də aldı. İndi bu bədbəx təsəvvürlə, keşke dünyaya qayıtardı. Fikirləşir də insan. Fikirləşir ki, bunun malın üstündə qırğın gedir. Övladları bir-birini qırır, notarius orada, məhkəmə buradan, qohum əqraba buradan düşüb. Hələ bunun bacıları peyda oldu ölənin, qardaşları peyda oldu. Heç vaxt onu gəlib görmürdülər, eləmirdi, axtarmırdılar, bu da onları axtarmırdı. Aa, qoca atası da çıxdı, demək ki, atası da sanmış, anası da çıxdı. İndi mal üstündə dava gedir. Bunun malını da artışdırırlar yəni. Hamısı vərəsələrindir.